Mersin adının yörede diğer ismi Murt olarak bilinen Mersin ağacından geldiği söylenir. Evliya Çelebi'ye göre ise adını yörede yaşamış olan Mersinoğlu aşiretinden almıştır. Mersin, yaklaşık 150 yıllık geçmişi olan yeni bir kenttir. Kent, bugünkü yoğun nüfusuna 1970'li yıllardan sonra meydana gelen yoğun göçlerle ulaşmıştır. Mersin, tek katlı tarihi evlerden modern gökdelene ulaşmış, küçük bir balıkçı köyüyken ülkemizin büyük şehir ünvanlı az sayıdaki kentlerinden biri durumuna gelmiştir. Güneyin incisi Mersin, ülkemizin sayılı, bölgemizin en büyük limanıyla Türkiye'nin dışa açılan önemli bir penceresidir. Mersin'e girişinizle birlikte sizi adeta kentin sembolü olan palmiye ağaçları karşılar. Doğanın Mersin'e bahşettiği eşsiz güzelliklerinden olan yeşil ve mavi romantik bir şekilde buluşur. Sahilde yer alan 7 kilometre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun ve güzel kültür parkıyla modern ve çağdaş bir kent görünümündedir. Barış Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersinlilere ücretsiz olarak halk konserleri ve kültürel etkinlikler sunulmaktadır. Parkı üzerinde resim ve heykel sanatının değişik örnekleri ve figürleri, çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları, oturma bantları, havuzlar, su oyun birimleri, vatandaşların spor yapmalarını sağlayacak kültür fizik takımları ve kaykay pistleri yer almaktadır. Bu hizmetler bir yandan halkın kültür ve sanata olan ilgisini arttırırken bir yandan da sağlıklı yaşam adına önemli katkı sunmaktadır. Yaklaşık 320 kilometre uzunluğundaki sahiliyle Türkiye'nin en uzun sahiline sahip illerinden birisidir. Thank you.
hemen her caddede görebileceğiniz turunç ağacıdır. Ortodoks Kilisesi, Kültür Merkezi ve müze, yeniden düzenlemesi yapılan Cumhuriyet Meydanı kenarında yer almaktadır. Ayrıca ilimizde bir de Katolik Kilisesi vardır. Ulu Önder Atatürk'ün Mersin'i ilk ziyaretlerinde kaldığı ev, aslına uygun olarak restore edilmiş ve müze olarak kullanılmaktadır. Müzeyi ziyaret edenler, Atatürk'ün kullandığı eşyaların yanı sıra Mersin'le ilgili sözlerine ve Mersin'in düşman işgalinden kurtuluş mücadelesinde yer alan şehit ve gazilerimize ait bilgilere ulaşabilirler. Arkeoloji Müzesi, sahip olduğu eski eserler yönünden oldukça zengin bir müzedir. Mersin ve ilçelerinde bulunan tarihi yerlerde yapılan kazılarda çıkarılan eserler burada sergilenmektedir. Mersin, Kalkolitik, İlk Tunç ve Orta Tunç çağlarından beri bir yerleşim yeridir. Yörede sırasıyla Hititler, Asurlar, Fenikeliler, Frigyalılar, Yunanlılar, Selefkoslar, Araplar, Selçuklular, Karamanoğulları ve Osmanlılar hüküm sürmüş olup bunlara ait kültür birikimi mevcuttur. Tarihi gelişimi içinde Mersin, 1516 yılında Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır. Mısırlı Mehmet Ali Paşa ayaklanması sırasında Mersin ve çevresi İbrahim Paşa tarafından ele geçirilmiş, 1839 Kütahya Anlaşması ile Osmanlılar yeniden egemen olmuşlardır. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Mersin'de müstakil mutasarrıflık ve sancak kurulmuş, sancağın merkezi Silifke ve bir sürede Ermenek olmuştur. Önceleri Tarsus ilçesi Gökçeli Bucağı'na bağlı olan Mersin, 1850 yılında Bucak merkezi olmuştur. 1864 yılında Mersin'de Kaza Teşkilatı, 1894 yılında da merkezi Mersin'le Tarsus'u içine alan Adana vilayetine bağlı Sancak Teşkilatı kurulmuş, 1915 yılında müstakil mutasarrıflık olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1918 yılında tüm Çukurova'yı işgal eden Fransız ve İngilizler, Kurtuluş Savaşı sonunda Ankara Anlaşması'yla 3 Ocak 1922'de Mersin'i terk etmişlerdir. 1924 yılında Mersin vilayeti kurulmuştur. 1933 yılında merkezi Silifke olan İçel vilayeti lağvedilerek Tarsus, Silifke, Anamur, Gülnar, Mut ilçeleri Mersin'e bağlanmış ve vilayetin adı İçel olarak değiştirilmiştir. 2002 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararla şehir, merkez ilçenin adı olan Mersin adını almıştır. Atatürk Parkı'nın yeniden düzenlenmesi yapılarak halkın kullanımına sunulmuştur.
Şantuni adı verilen et yemeği Mersin'e özgü bir yemektir. Ülkemizin değişik yörelerinde yetişen meyvelerin tamamına yakını Mersin'de yetişmektedir. Özellikle portakal, limon ve mandalinalarıyla Mersin, ülkemizin narenciye merkezidir. Ayrıca batıdaki en son ilçesi olan Anamur'un ismiyle anılan Anamur muzu dünyaca ünlü. Macit Özcan Spor Kompleksi içinde bulunan sosyal tesisler, otel ve spor tesisleriyle kulüplere kamp olanağı sunup bu açıdan Antalya'ya alternatif oluşturmuştur. Spor kompleksinin içinde olimpik ölçülerde yüzme havuzu, atletizm pisti, basketbol sahaları, tenis kortları, voleybol sahası, gece aydınlatmasına sahip futbol sahaları bulunmaktadır. Ayrıca 152 yataklı otelde restoran, sauna ve jimnastik salonları da yer almaktadır. ...1992 yılında kurulan Mersin Üniversitesi eğitim-öğretim kalitesi ve 22 bin civarındaki öğrenci sayısıyla kısa zamanda Türkiye'nin önemli üniversiteleri arasında yer almıştır. Mersin Deniz Ticaret Odası, Türkiye'de bulunan iki deniz ticaret odasından birisi. Orta Doğu'nun en büyük üretici hali Mersin Toptancı Hal Kompleksidir. Tuzla gelişen Mersin Serbest Bölgesi 765 dönüm bir arazi üzerine kurulmuş. Tarsus Organize Sanayi Bölgesi tamamen dolmuş olup, yapılması planlanan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı çalışmaları devam etmektedir. Sanayi tesislerinin büyük bölümü 1970'li yıllarda yapılmıştır. Bu sanayi tesisleri binlerce Mersinliye iş olanağı sunmaktadır.
Halide Sultan Çeşmesi, Mersin'in en eski İslami yapısı olup, 1861 yılında Sultan Abdülmecit'in annesi Bezmi Alem Valide Sultan adına yaptırılmıştır. Soli Pompei Polis Antik Kenti'nde bulunan ve 200 tane olduğu tahmin edilen sütunlardan bugün sadece 33 tanesi ayaktadır. Günümüzde Soli Antik Kenti kazıları devam etmektedir. Çukurkeşlik Kaya Kilisesi, Mersin'e yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Çukurkeşlik Köyü yolunun sol tarafında yüksek bir kaya dibindedir. Gözne beldesinde sarp kayalar üzerinde yer alan Gözne Kalesi, iki yapıdan oluşmuş bir kaledir. Mersin'e bağlı Çandır Köyü'nün kuzeyinde yer alan Çandır Kalesi'ne 174 basamakla çıkılmaktadır. Kilikya Krallığı zamanında yapılan kale, M.Ö. 1. yüzyıldan, M.S. 12. yüzyıla kadar kullanılmıştır. Bir masa dağı üzerinde kurulu olan ve çok sayıda bina izi taşıyan kalede, su sarnıçları, kilise ve saray yapısı mevcut. Tepeköy beldesinde yer alan Tepeköy Kalesi, büyük ölçüde tahrip olmuş, Kilikya Krallığı dönemi bir yapıdır. Dünyanın en eski tarih, din ve kültür şehri olan Tarsus'ta, peygamberlerden filozoflara, imparatorlardan bilim adamlarına, insanlık tarihinin önemli şahsiyetleri yaşamıştır. Nüfusu bakımından 58 vilayetimizden büyük olan Tarsus, Mersin ve Adana arasına sıkıştığından dolayı bir türlü il olamamaktadır. Tarsus, 6000 yıllık zengin tarihinin birçok izini günümüze taşımasını başarmış bir Türk şehridir. Yaklaşık 12 asırdır Türklere ebedi yurt olmuş Anadolu'nun ilk Türk yerleşim merkezlerinden birisidir. Tarsus'un tarihi, dini ve kültürel zenginliklerini oluşturan şahsiyetlerine bakıldığında kimlerle karşılaşılmaz ki? Babil zulmünden kaçan, Yahudileri kurtaran Danyal peygamberden, Hristiyanlığın ilk Ortodoks dini literatürünü oluşturan Aziz Paulus'a, Hazreti Adem'in oğlu Hazreti Şit'ten, hekimlerin piri Lokman Hekim'e, Cicero'dan Kleopatra'ya, Büyük İskender'den Yavuz Sultan Selim'e, dünyanın en önemli şahsiyetlerinin yaşadığı uğruna mücadele verdiği ve bereketlendirdiği bir dünya kentidir Tarsus. Tarsus, Peygamber Danyal'le Yahudiliğin, Aziz Paulus'la Hristiyanlığın ve 1300 yıldan beridir de Müslümanlığın yaşadığı bereketli bir kenttir. 6000 yıllık geçmişine bakıldığında Luviler, Hititler, Asurlular, Lidyalılar, Bizanslılar, Abbasiler, Memlukular, Tolonoğulları, Selçuklular ve Osmanlıların bu kentte imzaları görülür.
Batı girişinde yer alan Çanakkale Şehitleri ve Nusrat Parkı, Çanakkale Şehitlerini temsilen yapılmış olup, park içinde Çanakkale Savaşı'nda kullanılan Nusrat Mayın Gemisi yer almaktadır. Nusrat Mayın Gemisi, bir iş adamı tarafından satın alınıp bir süre Akdeniz'de taşıma işlerinde kullanılmış, daha sonra ise Mersin Limanı'nda batarak çürümeye terk edilmişti. Tarsus Belediyesi, çürümeye terk edilen Nusrat Mayın Gemisi'ni satın alıp parçalayarak tırlarla Çanakkale Parkı'na getirip burada aslına uygun olarak monte ettirdi. Böylece Kurtuluş Savaşımızın sembolü olan Nusrat Gemisi'ne ve tarihimize sahip çıkılmıştır. Parkı gezenler, Çanakkale'yi geçilmez kılan şehitlerimizden ve savaşta kullanılan harp araç gereçlerinden etkilenerek o anı tekrar hafızalarında yaşamaktadırlar. Tarsus Hayvanat Bahçesi, Türkiye'nin sayılı hayvanat bahçelerinden birisi olup, kuşlardan sürüngenlere, yırtıcı hayvanlardan yaban hayvanlarına kadar yüzlerce hayvan türüne ev sahipliği yapar. Yöremizde bulunan tek hayvanat bahçesi olma özelliğinden dolayı binlerce kişinin ziyaret ettiği bir yerdir. Tarsuslu yerli halkın Kancık Kapı olarak adlandırdığı Kleopatra Kapısı, antik kentin ayakta kalan tek kent kapısıdır. Mısır'ın ünlü kraliçesi Kleopatra'nın Romalı general Antonius'la Tarsus'ta buluşmak üzere geldiklerinde, o zamanın limanı olan Gözlü Kule'de büyük bir törenle karşılanarak kente bu kapıdan girdiği söylenir. Onur yazıtı kaidesi üzerindeki yazıtlar, Tarsus halkı tarafından Roma İmparatoru Marcus Aurelius Severus adına dikildiğini göstermektedir. Kent merkezinde, Cumhuriyet alanında bulunan antik cadde, 7 metre genişliğinde, bazalt taşlarla kaplanmış Roma dönemine ait bir yapıdır. Bir inşaat temel kazısı sırasında tesadüfen bulunan antik cadde gibi, sayısız tarihi eser toprak altında bulunup, gün ışığına çıkarılacakları günü beklemektedir. Tabiri caizse, Tarsus'ta nereyi kazsanız altından tarih fışkırmaktadır.
antik cadde altında bulunan kanalizasyon sisteminin başka bir benzeri bulunmamaktadır. Kızılmurat mahallesinde bulunan tarihi Tarsus evlerinin restorasyonu, Kültür Bakanlığı tarafından yapılarak bu evler turizmin hizmetine sunulmuştur. İlçe merkezinde bulunan ve Aziz Paulus'un doğduğu ve yaşadığı kutsal yer olarak kabul edilen bu yerdeki kuyuya St. Paul Kuyusu denilmektedir. 1862 yılında yapılan ve Aziz Paul'e adanan St. Paul Kilisesi, Tarsus'un Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunmaktadır. Kültür Bakanlığı'nca restorasyonu yapılan kilise, Hristiyanlar tarafından düzenli olarak haç amaçlı olarak ziyaret edilmektedir. Eskiden kilise olan eski cami, 1415 yılında cami haline getirilmiştir. Günümüzde tamamen tahrip olmuş ve sadece bir duvarı ayakta kalan Roma hamamında restorasyon ve kazı çalışmaları başlamıştır. Ulu Cami, 1579 yılında İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır. Cami avlusuna açılan kuzeydeki büyük kapı, mimari işlemeleriyle tipik bir Memlük yapıtıdır. Caminin kuzey doğusunda saat kulesi bulunmaktadır. Cami doğusunda bulunan türbede ise Halife Memun'un kabri ile Lokman Hekim ve Şit Aleyhisselam'ın makamları bulunmaktadır. Ulu Cami'nin batısında bulunan 40 Kaşık Çarşısı 16. yüzyıl yapısı olup uzun yıllar imalathane olarak kullanılmıştır. Günümüzde restore edilen bu yapı müze olarak hizmet vermektedir.
1857'de yapılan Makam Camii'nin içinde Türkiye'de bulunan tek peygamber kabri olan Danyal Aleyhisselam peygamberin kabri bulunmaktadır. Kubat Paşa Medresesi 1550 yılında Ramazanoğlu Bey'i Kubat Paşa tarafından yaptırılmıştır. Zamanında üniversite eğitimi veren bir kurum olan Kubat Paşa Medresesi bir ara Tarsus Müzesi olarak hizmet verdi. Yüzlü yıllarda Türkistan'dan gelerek öncülük görevi yapan ve Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük emeği geçen Mencik Baba'nın türbesi Ulu Cami'nin doğusunda bulunmaktadır. Tarsus'un doğusunda Tekke semtinde bulunan Donuk Taş günümüze ulaşabilen en eski tapınaktır. Tapınağın hangi tanrı için yapıldığı konusunda kesin bir bilgi yoktur. Ulu Cami'nin güneyine düşen Bilal-i Habeşi Mescidi'nin Hazreti Muhammed'in müezzini Bilal-i Habeş'in ezan okuyup namaz kıldırdığı yerde onun adına yapıldığı söylenir. Dönemi yapısı olan Justinyen Köprüsü, Berdan Nehri'nin yatağı değiştiği için günümüzde kullanılmamaktadır. Tarsus Şelalesi, Tarsus kent merkezinin kuzeyinde yer almaktadır. Çevre düzenlemesi, Tarsus Belediyesi tarafından yapılan şelale, güzel bir mesire yeridir. Nehir yatağının milattan sonra 6. yüzyılda değiştirilmesiyle şimdiki ünlü Tarsus Şelalesi meydana geldi. Romalılar zamanında mezarlık alanı olarak kullanılan ve üzerinde yüzlerce kaya mezarı olan yerlerse sular altında kaldı. Şelale sularının altında kalan Roma dönemine ait kaya mezarlarının çoğu sular tarafından tahrip edilmiş olup henüz tahrip olmayan birçok mezarsa su seviyesinin düştüğü zamanlarda görülebilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi olarak anıldığı gibi, yedi uyurlar mağarası olarak da bilinen doğal ve kutsal Eshab-ı Kehf mağarasına basamaklı bir merdivenle inilir. Buradaki cami 1873 yılında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. Bugün İslam aleminde olduğu gibi Hristiyanlar tarafından da kutsal sayılır. Öyküye göre M.S. 250 yıllarında Roma İmparatoru Dacianus gelişmekte olan Hristiyanlığa engel olmaya çalışıyordu. Tek tanrı inancına bağlı olan yedi genç, putperest zulmünden kurtulmak üzere köpekleriyle bu mağaraya sığınarak 309 yıl mağarada uyumuşlar, uyanıp yiyecek almak için gittikleri çarşıda, verdikleri para geçmediği için esnaf tarafından kovalanarak dönüp mağaranın derinliklerinde kaybolmuşlardır. Thank you.
Tarsus'un Sağlıklı Köyü'nde bulunan Roma yolu yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda olup girişinde bir kapı bulunmaktadır. Zafer Takı adı verilen bu kapı zamanında törenler için kullanılmıştır. Tarsus'un Çavuşlu Köyü'nde bulunan Çavuşlu Köyü Gözetleme Kulesi, Orta Çağ dönemi yapısı olup iki katlıdır. Ovaya hakim bir tepe üzerine inşa edilen kulenin yöredeki diğer ismi ise Kız Kalesi'dir. Sarışık Hanı, Gülek Boğazı'na gelmeden otobanın sağ tarafında bulunan Sarışık Köyü'nde bulunmaktadır. Alman mezarlığı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında yapılan, Bağdat Demiryolu'nun Toroslar bölümündeki tünel inşaatlarında çalışan, Almanlardan ölen 41 kişinin anısına yapılan bir anıt mezardır. Eski Ankara yolu, Çamalan mevkiinde bulunan Türk şehitliğinde, Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan Üsteğmen Hikmet Bey, Kasım Hoca, 200 Mehmetçik ve Mücahit yatmaktadır. Adana ve Mersin'i işgal eden İngiliz, Fransız ve çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu 3000 kişilik işgal ordusu, Çamalan mevkiinde milli güçlere saldırdılar. Bu saldırıda işgal ordusu yok edildi. Başlarındaki Fransız general ise esir alındı. Gülek beldesinin kuzeydoğusunda bulunan Gülek Kalesi, Kilikyalılar zamanında yapılan bir kaledir. Gülek Kalesi, Gülek Boğazı'na hakim bir tepe üzerinde olup, kaleye giriş kemerli bir kapıdan sağlanmaktadır. Tarsus'a 62 kilometre uzaklıkta olan Gülek Boğazı, eski dönemlerde Kilikya Kapısı olarak bilinmektedir. Büyük İskender, Gülek Boğazı'ndan geçerken kayalara yazdırdığı yazı, otobanın doğu tarafında kalmaktadır. Eski Ankara yolunun Tekir'e varmadan sol tarafında bulunan tabyalar, kale ve yer tabyası olarak iki adettir. 1835 yılında Osmanlı'ya baş kaldırıp Kütahya'ya kadar ilerleyen zamanın Mısır Paşası, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından yapılan tabyalar, savunma amaçlı olarak yapılmıştır. Berdan Nehri'nin bir kolu olan Kadıncık Çayı üzerinde kano ve rafting sporları yapılarak daha aşağıda bulunan Kadıncık Baraj Gölü'ne ulaşılmaktadır. Kadıncık Baraj Gölü kıyısı bir mesire ve piknik yeri olup ayrıca göl üzerinde balıkçılık yapılmaktadır. Barajdan tünel yoluyla alınan su 8 kilometre tünelde aktıktan sonra hidroelektrik santraline ulaşmaktadır. Orta Çağ
Çağ dönemine tarihlenen Namrun Kalesi, Çamlıyayla ilçe merkezindedir. Yüksek bir tepe üzerinde inşa edilen kaleye yıkık bir merdivenle çıkılmaktadır. Kuzeyde kesme taşlardan yapılmış burcu sağlam olarak kalırken, kalenin diğer müştemilatlarının tümü yıkılmıştır. Eski adı Namrun olan Çamlıyayla, Mersin'in en büyük yaylasıdır. Çamlıyayla'nın 5 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Sinap Kalesi, tipik dikdörtgen planlı ve 4 kuleli küçük bir ortaçağ kalesidir. Kalenin doğu tarafında bulunan duvarları biraz tahrip olup, diğer duvarları sağlam durumdadır. Çamlıyayla'nın kuzeybatısında Çamlıyayla ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ana Ardıç 1110 yaşında olup çevresi 14 metre, yüksekliği ise 22 metre olan tescilli bir anıt ağacımızdır. Çevre ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenerek Niğde, Kayseri, Adana ve Mersin'den gelen katılımcılarla yapılan Bolkarlar Doğa Yürüyüşü, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Dargeçit beldesinden başladı. Yürüyüş boyunca Torosların 3000 metre rakımında 2 gece kamp kuruldu. Yürüyüşün son gününde ise Kadıncık Vadisi'nin zümrüt yeşili ormanlarında Kadıncık Çayı'nın kenarında yürünerek parkurun bitiş noktasına Papazın Bahçesi adını taşıyan Mersin'in Gözde Mesire yerine ulaşıldı.